kandırmasın. Sakın. Kardeş, namaz kılırsan mı? Vallahi kılamam. Niye? Vallahi öyle bir işe düşmüşem ki namaz kılmaya mecalim yok. Çok özür dilerim sizden hanım. Seni ölesem. Seni ölesem. Namaz kılmaya da vaktin yoktu. Bu dünyada neye yaşıyorsan sen? Bir adam ki namaz kılamıyor. Sen niye yaşıyorsan? Niye bu işten meşgulsen? Allah'ın buyurduğu gibi mutlaka bir tatlıya, bir ekşiye kanıt. O işte demek üç kuruş fazla para mı var, ne varsa kanıtlı onu. Namaz kılamıyorum, vaktim yoktu hele bak. Ve bu dünyada sen neye yaratılıpsan? Allah buyurur, ben insanları ve cinleri yaratmışam ki bana kulluk etsinler. Senin bu dünyada varlık sebebin kulluktu. Bunu yapmasan kıyamet gününde Allah hesabını sorsa ne diyeceğim? Baktım yokuydu diyeceğim. Çocuk gibi olma. Dünya seni kandırmasın. Başka nasıldı? Ey ehli beyt. Ya Resulallah, dünyayı biraz daha bize açar mısınız? Rubiye enne Resulallah merre bi mecnun. Nakledilir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sahabesiyle birlikte bir yerden geçirdi. Bir akıl hastasını gördü. Bizim tabirimizle, ki yanlış tabirdi, bir deliği gördü. Sordu, bunun neyi var? Kabile innehu mecnun. Dediler ki bu adam delidir, mecnundur. Fekale sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Allah Resulü buyurdu ki bel huve musab. O hastadır, o rahatsızdır. İnnemel mecnun men aferet dünya alel ahire. Deli o adamdı ki ahiretini satar. Dünyaya karşılık ahiretini satar. Deli o adam. Aklı olmayan o adamdı. Niye? Çünkü dünyanın bir değeri yoktu. Sıfır değerinde bir şeyi sen ebedi ahirete, cennete değişirsin. Sıfır değer. Dünen akşam arz ettim. Keçi ölüsünü çöplükte gördüm. Allah Resulü dedim. Buyurdu, bunun değeri ne kadardı dediler, deri de olsa bir dirhem etmezdi. Dedi işte dünyanın değeri Allah katında bu geçi ölüsünden de fazla. Bizler, elbette sizi tenzih edirem, ben özümü değilim, benim kimin olanlar, gaflete düşmüşek, bir dünya koşturmacasına düşmüşek, ahireti, asıl hedefi unutmuşak. Allah dünyayı tanıyanlardan etsin bizi inşallah. Amin. Birincisi gerek dünya tanıtıla. Dünyayı insan tanısa yavaş yavaş ondan el çeker. Bakın burada dünyayı tanıtan iki tane üç tane hadisi ben sizden paylaştım. İnanırım ki siz de benim kadar etkilendiniz. Dediniz ki hele bak dünya neymiş biz ne değilmiş. Dünyanın değeri neymiş ben de düşünürmüşüm. Bu konuda dünyanın değerinin sıfır olduğu konusunda yine ayet ve hadisleri okuyup bu konuda ufkunuzu açabilirsiniz. Ama diğer bir madde dünya sevgisini kalpten atmanın diğer bir yolu dünya malından geçmektir. Alıştırma yapmaktır. İnfak etmektir.